Merhabalar arkadaşlar, bugün integral ve alan arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Normalde arkadaşlar bize yamuk, dikdörtgen gibi ya da çember gibi şekiller verildiğinde bunların alan formüllerle hesaplayabiliyoruz. Ancak eğriler arasında kalan alanları hesaplamak istediğimizde o zaman işte integral yardımımıza koşuyor. Hemen bakın arkadaşlar, bununla ilgili bir mantık vereyim size. Örneğin iki tane fonksiyonumuz olsun. Bir fx fonksiyonumuz var. Bir de arkadaşlar gx fonksiyonumuz olsun. Şimdi bakın, bu iki fonksiyon kesiştiği zaman aralarında kapalı bir bölge oluşturdular. İşte bu bölgenin alanı bulmak istiyoruz diyelim. Ne yapacağız? Öncelikle bunları ortak çözerek fx eşittir gx diyerek arkadaşlar bunların kesişim noktalarını bulacağız. Biliyorsunuz iki denklem birbirine eşitlemek, onları ortak çözmek demek, onların kesiştiği, ortak olduğu x noktalarını bulmak demek. Bu ortak olduğu noktalar işte sınır bölgenin sınırları olmuş olacak. Yani biz şimdi ne yapacağız? x1'den x2'ye kadar integral hesaplayacağız bu aradaki alanı bulmak için. Ancak hangi fonksiyonun daha üstte olduğu bizim için çok önemli. Bakıyorum şöyle renkli bir kalemle takip ediyorum üstteki fonksiyonu. Kafam karışmasın diye yeniden çizdim. Evet, gx üstteymiş arkadaşlar. Demek ki ne yaptık? Gx'den fx'i çıkarmamız gerekiyormuş. Yani üstteki fonksiyondan alttaki fonksiyonu çıkarmamız gerekiyormuş arkadaşlar ki alanı doğru bulabilirim. Eğer alttakinden üsttekine çıkarırsanız bu sefer eksi bir alan bulmuş olursunuz. Sorun değil, ne yaparsınız? Bulduğunuz sonucu eksiyle çarparak yine doğru cevaba dönüştürebilirsiniz. İlk sorumuza bakalım neler olmuş. Öncelikle iki tane eğriden bahsediyor. 3x kare ve 2x kare artı 9'dan. Bunları birbirine eşitliyorum. Hemen kesiştikleri noktaları bulmak istiyorum. Buradan hepsini sol tarafa atarsam şöyle bir şey geldi. Ve arkadaşlar işte bunu x eksi 3 x artı 3 diye çarpanlara ayırdığımızda ne oldu? Tablomuzda kullanacağımız kökler geldi. Demek ki bir kere kapalı bölgenin sınırları arkadaşlar eksi 3 ile artı 3 arasındaymış. Baş katsayı artı olduğu için bakın şunun grafiğini çiziyoruz. Baş katsayı artı olduğu için artı eksi artı diye gittiğimizde kapalı bölgenin eksi 3 ile artı 3 arasında oluştuğunu görüyoruz. Bakın bu taraf sonsuza gidiyor, bu taraf da sonsuza gidiyor ama kapalı bölge bu iki sayı arasında. O zaman integralimizin sınırları eksi 3'ten artı 3'e kadar olacaktır. Yazıyorum x kare eksi 9'u. Artık bunları ortak çözmüştük ya. Bu ortak çözümün oluşturduğu alanı bulmak istiyoruz ya. İşte ortak çözümü yazıyorum. X kare eksi 9'u. Sınırlarımız da zaten eksi 3 artı 3. Bunu integral dışında çıkaralım birlikte. X küp bölü 3. Ancak burada ufak bir durum var. Özür diliyorum. Onu da hatırlatalım. Bu alanda bakın bu bölgede arkadaşlar negatiflik görüyoruz. Yani benim bunu ne yapmam gerekiyor? Eksiyle çarpmam gerekiyor. Neden? Çünkü alttakinden üsttekini çıkarmış oluyoruz. Hani eksi bir alan buluruz demiştik ya. O zaman bunu eksiyle çarparak arkadaşlar eksi x kare artı 9 diye yazmalıyım. Çünkü neden? İstediğimiz alan burada bu aralıkta negatifmiş. Alanın eksi çıkması mümkün mü? Yani biz bir şeklin alanı eksi 5 birim diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bunu bir eksiyle çarparak alanın 5 birim olduğunu söyleyebiliriz. Peki niye eksi çıkıyor hocam? İşte yani negatif tarafta bir alandan bahsettiğim için sonucu eksi çıkıyor. Şimdi arkadaşlar integral dışına artık bunu çıkaralım. Eksi x küp bölü 3 artı 9x diye çıktı. Sınırlarımız zaten eksi 3'ten artı 3'e kadar. Hadi bunları yerine koyalım. Önce 3 koyarsak eksi 27 bölü 3 artı 27. Sonra alt sınırı koyuyorum eksi 3'ü. Eksi 3'ün küpü eksi 27 bölü 3'ten eksi 9. Ama bir eksi daha var önünde, artı 9'a dönüşüyor. Buradan da bir eksi 27'miz var. Burası eksi 9 artı 27, eksi 9 artı 27 oldu. Şunlar eksi 18 yapacaktır. Buradan bir 9 kalacak. 27 de burada var. 27 artı 9'dan cevabımız 36 olacaktır arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza bakacak olursak burada arkadaşlar yine ortak çözmemiz gerekiyor ama kiminle ortak çözeceğiz? Ortak çözecek bir şey yok. Tek bir grafik var. Bu grafiğin x eksenini oluşturduğu alandan bahsediyoruz. Çünkü neden? X eşittir 2 ve x eşittir 4 doğrularından bahsediyor. Dolayısıyla ikinci bir eğriyle kesişmiyor. Sadece x ekseniyle kesişiyor. O zaman ben bunun kendi başına ne yapacağım? Köklerini bulacağım. O da ne yapar arkadaşlar? X eksi 3 çarpı x eksi 1 yapar. Buradan x eşittir 3, buradan x eşittir 1. Tabloyu çizdiğimizde arkadaşlar 1 ve 3'ün kökleri olduğunu görürüz. Yani kapalı bölgenin 1 ve 3 arasında oluşacağını görüyoruz. Baş katsayı artı, eksi, artı. Gördüğünüz gibi kapalı bölge 1 ile 3 arasında oluştu. Peki bu 2 ve 4 nedir? Bunlar nedir? Bunu görelim arkadaşlar grafik üzerinde daha rahat anlamanız için. Bu bir parabol. X ekseni 1 ve 3'te kesiyordu. Şöyle bir paraboldan bahsediyoruz. Biraz daha geniş çizeyim alt tarafı. Evet. Buradan bahsediyoruz arkadaşlar. Burada şimdi sınırlarımız demek ki x ekseni kestiğimiz noktalar 1 ve 3'müş. Parabolün grafiğini çizdik. Oluşan kapalı bölge burada. Ancak adam bizden bunun hepsini istemiyor. Ne yapıyor? Burada arkadaşlar x eşittir 2
ve x eşittir 4 doğrularından da bahsediyor. Ha, dolayısıyla arada kalan bölge şunlar olmuş oluyor. Oluşan kapalı bölge bunlar. Evet, burada da bir kapalı bölge oluştu ama onu bizden istemiyor. X eşittir 2'den başla diyor. X eşittir 4 ile bitir diyor. O zaman bakın, alanlardan bir tanesi altta, bir tanesi üstte oluştu. Onları ben ne yapmam lazım? Ayrı ayrı hesaplamam gerekiyor. Çünkü altta oluşan doğrular arkadaşlar, x ekseninin altında oluşan doğrular negatiftir. Yani onların tekrar bir alan ifadesine dönüşmesi için eksiyle çarpması gerekiyor. Üst taraftakiler ise zaten doğrudan pozitif olduğu için direkt integral sonucu bana alanı vermiş olacak. Ama altta kalan integrali tekrar tekrar söylüyorum bakın, eksiyle çarparak alana dönüştürmem gerekiyor. O zaman bunun için parçalı bir çözüm üreteceğim. 2'den 3'e kadar. 2'den 3'e kadar arkadaşlar ne yapacağım? Eksiyle çarpacağım. Eksi x kare artı 4x eksi 3 diyeceğim. Sonra 3'ten 4'e kadarsa pozitif bir alan bulacağım için olduğu gibi x kare eksi 4x artı 3 diyeceğim. Şimdi bunları teker teker integral dışına çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu eksi x küp bölü 3 artı 2x kare eksi 3x olacak. Sınırlarımız 2'den 3'e kadar. Bu da arkadaşlar diğeri de zaten biliyorsunuz. O da ne olacak? X küp bölü 3 eksi 2x kare artı 3x. Bu da arkadaşlar yine 3'ten 4'e kadar. Şöyle sol tarafta hesaplayacak olursak 3 koyarsak 3'ün küpü ne yapar? 27 bölü 3 eksi. Sonra 3 koyun 3 kere 3 9 2 ile çarptım 18. Tabi bu artı 18. Sonra tekrar 3 koyunca buradan da bir eksi 9 var. Bir de alt sınırı koyalım. Alt sınırda arkadaşlar 2 koyunca 2'nin küpü eksi 8 bölü 3. Sonra 2 koyunca 2 kere 4 2 daha çarptım artı 8. Ve sonra 2 kere 3 eksi 6'ımız da var burada. Şimdi üst sınır şöyle hesaplanırsa buradan bir 9 var. Buradan da 27 var. Burası 0 yaptı arkadaşlar. Burası ise eksi içeri dağıtarak yazarsam artı 8 bölü 3'e dönüşecek. Eksi 8 artı 6. Şurası zaten bir eksi 2 yapar. Yani 8 bölü 3 eksi 2'den buradan bir 2 bölü 3'ümüz var. Şimdi ikinci integral hesaplayalım. Yani şu parçayı 2 bölü 3 olarak hesaplamış olduk. İkinciyi hesaplayacak olursak şu parçayı da. O da nedir? 4 koyuyorum. 64 bölü 3. Eksi 4 kere 4 16 2 daha 32. 4 koyunca buradan da bir artı 12'miz var. Bir de alt sınırı koyalım. 3 koyacağız yani. 27, 3'ün küpü 27 bölü 3'ten 9. 3 kere 3 9. 2 ile çarptım eksi 18. Sonra 3 kere 3 bir de artı 9 var. Evet, burası yine 0 yaptı bakın. O zaman sadece bu tarafı hesaplamamız yetecek. 64 bölü 3 eksi 20'miz var. Payda eşitlersen buradan da bir 4 bölü 3 var. Yani şu alanda 4 bölü 3 bulduk. O zaman bu ikisinin toplamı bana oluşan kapalı bölgenin alanını verecektir. 2 bölü 3 artı 4 bölü 3'ten aradığımız cevap 6 bölü 3 olacaktır. Yine hemen bunları ortak çözelim ve kapalı bölgenin sınırlarını hesaplayalım. Yani x küp eşittir x kare diyorum. Bu tarafa atarsam x küp eksi x kare eşittir 0. X kare parantezinde arkadaşlar x eksi 1 eşittir 0. Buradan görüyorsunuz x 0 ya da x eşittir 1'dir. Hadi tablo çizelim hemen. 0 ve 1 arkadaşlar kapalı bölgenin sınırlarıymış. Baş katsayı artı olduğu için artı eksi artı diye gidiyorum. Yine kapalı bölge arkadaşlar negatif tarafta oluştu. Dolayısıyla ne yapacağız? Hemen sınırlarımız 0, 1 olmak üzere integral yazacağız. Ortak çözümün oluşturduğu alanı bulmak ister misin? Ortak çözümümüz şu olduğu için şunu yazıyoruz. Ancak bu bölgede bulacağımız alan negatif olacağı için onu hemen ne yapıyoruz? Eksiyle çarparak şöyle eksi artı yapalım. Pozitif bir alana dönüştürüyoruz. Şimdi bunu integral dışına çıkaralım. X küp bölü 3 eksi bir de artı özür diliyorum şu x üzeri 4 bölü 4 eksi sonra bir de artı x küp bölü 3 var. Şimdi sınırları yerine koyacağız. Önce 1 koyalım. Eksi 1 bölü 4 artı 1 bölü 3. Eksi sonra 0 koyalım. Zaten 0 yapacak hepsi. Dolayısıyla bu alanda eksi 3 artı 4 bölü 12'den 1 bölü 12 olarak hesaplanabilir. Bu defa arkadaşlar bir parabol ve bir doğru arasında kalan alandan bahsediyor. Bir şey değişmiyor. Kimlerin arasındaki alanı bulacak olursak olalım. Öncelikle bunları ortak çözüp kesişim noktalarını bulmamız gerekiyor. Çünkü kapalı bölgenin bir sınırı olmalı. O sınırları bulmalıyız önce. Hemen arkadaşlar bunları birbirine eşitliyorum. Bu tarafa atarsam x kare eksi 4x buradan da 0 zaten kimse kalmıyor. X parantezinde x eksi 4. Demek ki bizim kapalı bölgemizin sınırları 0 ve 4 olacakmış arkadaşlar. Artı eksi artıyı koyuyorum. Gördüğünüz gibi orada yine eksi çıktı. 0'dan 4'e kadar. Kimden kimi çıkardığınıza bağlı. Yani ben bundan bunu hep büyükten küçüğe çıkardığım için şansım hep eksi çıktı. Bu artı da çıkabilir. Yani hep eksi çıkacak diye bir ezbere girmeyelim sakın. 0'dan 4'e kadar arkadaşlar ortak çözümümüz şu ifade. X kare eksi 4x. Hadi bunu integral dışına çıkaralım. X küp bölü 3
Eksi 4x kare bölü 2'den 2x kare sınırlarımız da 4'ten 0'a kadar. 4'ün küpü 64 bölü 3 eksi 32 eksi 0 koyunca zaten hepsi 0 yapacak. Buradan arkadaşlar ne oluşmuş oldu? Eksi 64 bölü 3 eksi buradan 96 bölü 3. Dolayısıyla cevabı eksi 32 bölü 3 bulduk. Aa, alan niye eksi çıkar arkadaşlar? Bilerek bu hata yaptım arkadaşlar. Bakın burada eksi vardı ve ben bu eksiyi buraya koymayı unuttum. Neden? Çünkü 0 ile 4 arasında kapalı bölge oluşacağını bulduk. Ve ama eksiydi bu aralıkta oluşacak alan. Yani altta kalan alanı bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla eksiyle çarpmam gerekiyordu bunu düzeltirken ve çarpmayı unuttum. Dolayısıyla da eksi bir alan buldum. Sorun değil. Yani ne olacaktır arkadaşlar? Bunun eksini silerek alanın 32 bölü 3 olduğunu yine söyleyebilirsiniz. Evet, burada arkadaşlar çok spesifik bir özellikten bahsedeceğim. Çok sık karşınıza çıkmayabilir ama çıktığında da kolaylık sağlar. Eğer bir parabol varsa elinizde, bu parabolde arkadaşlar orijinden geçmek şartıyla buna benzer bir şekil bulduysanız eğer şöyle bir dikdörtgen oluşturduğunuzda üst taraf 2S iken alt taraf S'tir. Tekrarlıyorum, eğer elinizde bir parabol varsa arkadaşlar tepe noktasıyla oluşan şu alanı, şu dikdörtgenin alanını S'e 2S olacak şekilde paylaştırabilirsiniz. Dolayısıyla S1 dediğimiz alan, yani yukarıda kalan 2S olacak. Aşağıdaki S2 alanı 1S olacak. Bu oranın arkadaşlar 2 olacağını söyleyebilirsiniz. Sıradaki sorumuzda ise arkadaşlar eğri x eksen arasında kalan bölgenin alanı 4 bölü 3. Yani bize soruyu tersten sormuş. Bir eğri var ve bu sefer bunun x ekseniyle arasında oluşan alanı bulmamız gerekiyor. Yani herhangi bir doğruyla kesişmediği için doğrudan ben ne yapacağım? Ax eksi x kareyi 0 eşitleyeceğim. 0 eşitlersem x parantezinde a eksi x gelecek. Buradan köklerimiz x eşittir 0 ya da x eşittir a gelecek. Yani tablo çizdiğimizde tablomuz arkadaşlar 0'dan a'ya kadar olacak. Şimdi ben ne yapıyorum? Baş katsayıyı artı mı eksi mi? Eksi olarak biliyorum değil mi? Bakın x kare katsayısı burada eksi. O zaman eksi artı eksi diye ifade ediyorum. Şimdi demek ki arkadaşlar biz ne yapacağız? 0'dan a'ya kadar integral hesaplayacağız. Ve bulmak istediğimiz ortak çözüm de bu. Yani ax eksi x kare. Hadi bunu integral dışına çıkaralım. Ax kare bölü 2 eksi x küp bölü 3. Sınırlarımız da a'dan 0'a kadar. Önce a'yı koyuyorum üst sınır yerine. A kare bölü 2, bir de a burada vardı. A küp bölü 2'ye dönüştü. Eksi, buradan da bir daha a küp bölü 3'ümüz var. Eksi şimdi 0'ı koyunca zaten hepsi 0 yapacaktır. İşte bu alanın arkadaşlar 4 bölü 3 olması gerekiyormuş. Diyorum ki payda işleyecek olursak 3 tane a kareden 2 tane a kare çıkarsa a kare bölü 6 kalır. Eşittir 4 bölü 3. Evet, buradan görüyorsunuz a kare eşittir 8 yapacak. A da buradan 2 kök 2 olacaktır. Demek ki bir eğrinin x ekseniyle arasında kalan alanı bulmak istiyorsak doğrudan eğriyi 0'a eşitleyip onun köklerini bulabilir. Tablosunu bu şekilde yapabiliriz. Ancak iki farklı eğrinin arkadaşlar arasında kalan alanı bulmak istiyorsak bunları ortak çözüp ondan sonra arkadaşlar bunların tablosunu yapmalıyız. Evet arkadaşlar, bu soruda da bize bir alan fonksiyonu tanımlamış ax diye. Ax arkadaşlar eğri ile x eksen arasında kalan alanmış. E biz zaten eğri ile x eksen arasında kalan alanı integral yardımıyla hesaplamıyor muyuz? Peki nereden nereye kadar? 0'dan x'e kadar. Bakın üst sınır sabit bir sayı değil, bilmiyoruz. Onun için 0'dan x'e kadar dedik. Şu bölgeden bahsediyorum. Formülümüz ne? 4x kare. Yani parabolümüzün denklemi. Şimdi bu bizim alan fonksiyonumuz. Bunu önce integralden çıkararak alan fonksiyonu net olarak bulalım ki sonra onun türevini alacağız ve 4 koyacağız. Ne yapıyorum? İntegral dışında bu 4x küp bölü 3 diye çıkıyor. Üst sınırımız 4. X alt sınırımız 0. Bunu yerine yazarsak arkadaşlar ax otomatikman yine ne olmuş oldu? 4x küp bölü 3. X yerine x yazdım çünkü bir şey değişmedi. Eksi 0'dan. Ax fonksiyonumuz ne oldu? 4x küp bölü 3 oldu. Şimdi bunun türevini al diyor. Bunun türevini alırsam arkadaşlar ne olur? Geri başa döneriz. 3 başa iner. Değil mi? Aşağıdaki 3 de sadece 4x kare kalır. Şimdi burada x yerine 4 yazmamız gerekiyormuş. X yerine 4 yazarsak şöyle şu tarafa yazıyorum. A'nın türevinde 4'ü soruyor. 4 kere 4 16, bir daha 4 ile çarptım 64. Yani aradığımız cevap A'dan olacaktır. Şimdi geldik en tatlı soru tiplerine arkadaşlar. Ne demiştik? İntegral bize fonksiyonla x eksen arasında kalan ya da işte atıyorum iki grafik arasında kalan alanı verir. Burada bakıyorum tek bir fx'ten bahsettiği için tek bir fx'ten bahseden grafikte arkadaşlar x eksen arasında kalan alanı verecektir. Dolayısıyla 0'dan 4'e kadar fx dediği zaman şunları ayrı ayrı integraller gibi düşünebiliyoruz ya bakın. 0'dan 4'e kadar fx dediği zaman onun arkadaşlar x eksen arasında kalan şu s alanını bulmuş olacağım. Burası demek ki aslında s'miş bizim için. Değil mi? Çünkü 0'dan 4'e kadar grafik ve x eksen arasında kalan alan bakın arkadaşlar s. Sonra burada zaten f türev var. F türev zaten integral ötüleceği için bu aslında şu şekilde çıkarılamaz mı dışarıya?
fx değil mi? 4'ten 0'a kadar. Yani önce bir f4 koyacağım. Sonra bir de f0 koyacağım. Bunların farkını alacağım. f4 nedir? Bakın buradan grafikten okuyabiliyorum zaten 7. f0 nedir arkadaşlar? 1. Demek ki burası da 6 mıymış? Evet. Zaten s'in de 16 olduğunu söylemiş bize. O zaman s yerine 16 yazarsak bu integralden aradığımız cevap arkadaşlar 22 olacaktır. Evet, bu soruda arkadaşlar bir parabol var ve parabole birebir noktasına çizilen bir teğet var. Onu hemen şöyle köşede hesaplayalım. Yani aslında integralde alan bulurken kullanacağımız doğru denklemimize hazır vermemiş. Onu da türevden bulmamızı istiyor. Şöyle güzel bir parabol çizeyim. Bir parabolümüz var, ona birebir noktasına geçen arkadaşlar bir teğetimiz var. Teğet denklemi bulmak istiyorsak arkadaşlar, yani teğette bir doğrudur doğru denklemi yazmak istiyorsak ilk olarak eğime ihtiyacımız var. Eğim de arkadaşlar türevden geliyordu biliyorsunuz. Hemen fx fonksiyonunun türevini alırsam o da 2x yapacaktır değil mi? Şunun türevini aldığımda x yerine 1 koyduğumda o da arkadaşlar 2 yapacaktır. 2 bizim m teğetimizdir. Yani teğet doğrusunun eğimidir. Doğru denklemi yazarken biliyorsunuz x yerine önce x'in başkatsayısı olarak arkadaşlar eğimi yazıyorduk. Sonra bir de birebir noktasını sağlayacak şekilde bir sabit terim ekliyorduk. Yani x yerine 1 verdiğinde bu denklemin sonucunun 1 çıkması gerekiyormuş. Demek ki burada arkadaşlar bir eksi 1 varmış. Evet, teğet doğrumuzu bulduk. Parabolümüzü bulduk. Ve bunların arkadaşlar üçünün oluşturduğu üçgenin alanını soruyor bize. Üçgen demeyeyim de kapalı bölgenin alanını. Şimdi şu bir parabol arkadaşlar. Şöyle bir parabolden bahsediyorum. Çok kötü çizdim. Evet, böyle bir parabolden bahsediyorum. Bir de arkadaşlar şey var işte. Şöyle biraz uzun çizecek olursak şunu. Bir de şöyle bir doğrumuz var arkadaşlar. Y eşittir 2x eksi 1 doğrusu. X'e 0 önce eksi 1. Y'ye 0 bence de x'de 1 bölü 2'de kesen şöyle bir doğru. İşte x ekseninde parabol ve arkadaşlar doğru arasında kalan şu kırmızı bölgeden bahsediyoruz. Peki burayı nasıl hesaplarız? Öncelikle arkadaşlar şu noktayı bulalım. Kesim noktalar zaten 1'e 1 olduğunu biliyoruz parabolle teğetin. Yani bunun absisinin 1 olduğunu biliyoruz buranın. Buranın da 0 olduğunu biliyoruz zaten. O zaman ben ne yapacağım? 0'dan 1'e kadar x karenin integralini hesaplayacağım. Bunu hesaplarsam arkadaşlar x karenin integralini hesaplarsam şu alanın tamamını bulmuş olurum. Sonra buradan üçgene çıkaracağım. Tahmin ettiniz. Geriye kalan kırmızı alanı bulabilmek için. Hemen bu integrali hesaplamak istiyorum. O da x küp bölü 3 diye çıkacaktır. 1'den 0'a kadar. O da 1 bölü 3 eksi 0'dan 1 bölü 3'tür. Demek ki şu alanın tamamı 1 bölü 3'müş arkadaşlar. Ancak buradan ne yapmamız lazım? Şu alanı çıkarmamız lazım ki bize sorulanı elde etmiş olalım. Bu da zaten şey. Bire bir noktasıydı ya. Burası da zaten üçgen. Tabanı 1 bölü 2. Yüksekliği 1 olan bir üçgen. Bunu çıkarırsam yani çarpı 2'ye bölsem üçgen alanı bulacağım. O da 1 bölü 4 yapacaktır. 1 bölü 3'ten şimdi tüm alandan bu 1 bölü 4'ü çıkarırsam arkadaşlar geriye 1 bölü 12 kalacaktır. Bu kırmızı bölge için. Zaten bize sorulan yer burasıydı. O zaman cevabımız bursa olsun. Sıradaki soruda arkadaşlar bize oluşan kapalı bölgenin alanını soruyor. Ancak denklemleri vermemiş. İkisini de bizim bulmamız gerekiyor. Önce bir parabol denklemi yazalım. Yani gx'in denklemini yazalım. Parabol denklemi biliyorsunuz x ekseni kesin noktalara göre yazılabiliyor. A çarpı x artı 2 çarpı x eksi 2 diye yazılabiliyor. Bir de x yerine 0 koyduğumuzda sonuç 4 çıkmalıymış. Bakın parabol 0 verdiğimizde 4'ten geçmiş. X yerine 0 versem burası zaten eksi 4 yapacaktır. Değil mi? A çarpı 2 çarpı eksi 2 eşittir 4 olmalı. Yani a'nın buradan eksi 1 olduğunu biliyoruz. Demek ki gx arkadaşlar fonksiyonumuz eksi x kare artı 4 diye açtığımızda oluşmuştur. Fx'i de yazalım hadi. Fx de bir doğrusal denklem zaten. Biliyorsunuz x dikey bölü yatay eğimi veriyor bize. Burası 4, burası 2. 4 bölü 2'den eğimi arkadaşlar 2'dir. Ancak sola yatık bir doğru olduğu için eğimi eksi 2'dir. Ve eğim de her zaman x'in katsayısıdır. Fx buradan eksi 2x geldi. Bir de x'e 0 verdiğimizde sonuç 4 çıkıyormuş. Evet, fx'i de yani doğrusal denklemi de yazmış olduk. Şimdi bunların arasında kalan alanı sorduğuna göre hangi sınırlar arasında? X'in 0 ya da 2 olduğu sınırlar arasındaki alanı sormuş bize. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 0'dan 2'ye kadar integral alacağız. Ancak kim üste bakıyorum? Gx değil mi? Parabol üste bakın. Şöyle takip ettiğimde gx'den fx'i çıkaracağım. Yani eksi x kare artı 4'ten ne yapacağım? Şunu çıkaracağım. Eksi 2x artı 4'ü çıkaracağım. Evet, hemen düzenleyelim burayı biraz. Eksi x kare artı 4 artı 2x eksi 4. Gördüğünüz gibi 0'dan 2'ye kadar eksi x kare artı 2x oldu. Bu da integral dışında eksi x küp bölü 3 değil mi? Artı x kare diye çıkacaktır. 2 koyarsak arkadaşlar eksi 8 bölü 3 artı 4. 0 koyarsak zaten 0 yazacak. Buradan da artı 4 bölü 3 mü gelecektir? Evet, oluşan şu taralı bölgenin alanı arkadaşlar ne olacakmış demek ki 4 bölü 3. Sıradaki sorumuzda şunu vurgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Ne demiştik?
X eksenin altında kalan alanlar negatif, X eksenin üstünde kalan alanlarsa pozitiftir. Dolayısıyla burada bakıyorum alanların bir kısmı altta bir kısmı üstte kalmış. Yani dolayısıyla bazıları eksi bazıları artı. Dolayısıyla bunu tek seferde hesaplamamız mümkün değil. Yanlış bir sonuç olur arkadaşlar. Bu açıdan ne yapmamız gerekiyor? Sınırlara göre, yani X eksenin üstüne çıktığı ve altına indiği sınırlara göre parçalayarak integral almamız gerekiyor. Bu bir zorunluluk arkadaşlar. Böyle yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla ben bu integral hesaplarken bakın şöyle yazacağım. Diyeceğim ki eksi 4'ten eksi 2'ye kadar değil mi? Fx nedir arkadaşlar? S1'dir. Eksi 2'den artı 2'ye kadar fx S2'dir. 2'den 5'e kadar fx nedir arkadaşlar? S3'tür. Ancak burada işaretlere dikkat etmemiz gerekiyor. S1 arkadaşlar x eksenin altında olduğu için bu eksi S1'dir. Doğru mu? Diğer taraftan arkadaşlar eksi 2'den artı 2'ye kadar x eksenin üzerinde bir alan oluştuğu için bu pozitiftir. Sorun yok. Ancak S3 yine x eksenin altında olduğu için bu da eksidir. Yani ben bu integral hesaplarsam altta bir alan bulacağım için eksi bulacağım sonucu. Dolayısıyla eğer bunu alana dönüştürmek istiyorsam bir daha eksiyle çarpmam gerekiyor. Şimdi soruya bakalım. Eksi 5'ten 4'e kadar integrali biz parçaladığımızda. Hani daha önce öğrenmiştik bunu arkadaşlar. Nasıl yapabiliyorduk? Eksi 5'ten 4'e kadar integrali. Eksi 4'ten 5'e kadar pardon. Eksi 4'ten eksi 2'ye fx artı eksi 2'den 2'ye kadar fx artı 2'den 5'e kadar fx diye ayrı ayrı parçalayıp çözebilirdik arkadaşlar. Bu kısmın zaten ne olduğunu biliyoruz biz. Bakıyorum hemen yukarıya. Eksi 4'ten eksi 2'ye kadar eksi S1 eşitmiş. Zaten biz S1 alanı 8 olduğunu biliyoruz. Önüne eksi koyarsan buranın eksi 8 yapacağını söyleyebiliriz. İkinci parta bakalım. Eksi 2'den artı 2'ye kadar integral S2'ye eşitmiş. O zaman S2'nin de zaten 10 olduğunu biliyoruz. Artı 2'den 5'e kadar fx arkadaşlar eksi S3'e eşitmiş. Buraya da eksi S3 yazıyoruz. Bunun sonucu da arkadaşlar zaten eksi olmalıymış. Demek ki eksi S3 artı 2 eşittir eksi 2. Buradan eksi S3 eşittir eksi 4. Yani S3 alanımız buradan arkadaşlar 4 mu olacaktır? Yine biraz önce ifade ettiğimiz gibi arkadaşlar x eksenin altında kalan bir alan varsa bu eksidir. X eksenin üstünde kalan bir alan varsa bu artıdır. Dolayısıyla bakıyorum evet böyle farklı durumlar oluşmuş. Dolayısıyla integrali parçalamak zorundayım. Ya ben ne yapıyorum? Eksi 3'ten 2'ye kadar fx diyorum. Buna ne demem gerekiyor? Eksi S1 çünkü x eksenin alt tarafında oluşmuş. Sonra bakıyorum 2'den 7'ye kadar integral yani fx. Bu da arkadaşlar artı S2'dir çünkü x eksenin üstünde oluşan bir alan. Şimdi bu bilgiyi not ettikten sonra soruya dönelim. Ne diyor? S1 ve S2 alanlarmış. Tamam. S1 8'miş. Tamam. S2 de 10'muş. Buna göre eksi 3'ten 7'ye kadar integral hesaplayın diyor. Ne yapacağım arkadaşlar? Bir önceki soruya çok benzer. Eksi 3'ten önce arkadaşlar 2'ye kadar alanın değiştiği nokta 2 olduğu için buraya kadar bir parça. Sonra buraya kadar arkadaşlar alt taraftaki bir alandan bahsettiğim için değil mi? Sonra bir de ne yapacaktım? 2'den 7'ye kadar fx diye ben bu integrali parçalayabilirim. Belli integral konusundan videosundan hatırlayacaksınız arkadaşlar. Sınırlar istediğiniz gibi birbirini devam ettirecek şekilde parçalayabiliyorduk. Sonra bir bakıyorum arkadaşlar. Eksi 3'ten 2'ye kadar fx'de zaten biz eksi S1 demişiz. S1 8 olduğuna göre burası zaten eksi 8'dir. İkinciye gelince de arkadaşlar. 2'den 7'ye kadar da zaten S2 demişiz. S2'nin de 10 olduğunu biliyoruz. O zaman buradan eksi 8 artı 10'dan bunun sonucu ne oldu? 2. Evet bu soru bize şunu ispatladı arkadaşlar. Demek ki biz eksi 3'den 7'ye doğrudan integral hesaplasak aslında bir alan bulmuş olmuyoruz. Gerçekten bakın doğrudan integral hesapladığınızda sonuç ne çıkıyor? 2 çıkıyor. Halbuki buradaki alanların toplamı 18. Yani 8 artı 10'dan. Dolayısıyla arkadaşlar integral her seferinde doğrudan bize alan vermez. Bazen garip garip alakasız sayılar verir. Sizin onu alana dönüştürmeniz için x eksenin altına ya da üstüne çıktığı noktalarda integrali parçalayarak çözmeniz gerekiyor. Bu durumda ancak alanı bulmuş olursunuz. Evet sıradaki sorumuz da yine buna benzer bir şey. Bu mantıkla hazırlanmış bir soru arkadaşlar. Bakalım onu biraz daha vurgulayalım. İntegralimize bakıyoruz. A'dan 0'a kadar değil mi? Fx dediğimizde neyi bulmuş olacağız? Eksi S1'i. S1 alanını bulacağız ama alt tarafta olduğu için eksi. Sonra arkadaşlar ne yapacağız? 0'dan B'ye kadar fx'i hesapladığımızda bu bize normal S2'yi verecek. Çünkü S2 pozitif tarafta. Sonra B'den C'ye kadar arkadaşlar fx hesapladığımızda bu da bize neyi verecek? S3'ü verecek ama S3 de negatif tarafı olduğu için bunun önüne bir eksi koymamız gerekiyor. Şimdi bakalım. A'dan 0'dan B'ye fx sormuş adam bize. Şimdi bakıyorum en uzun aralık hangisi? A'dan C'ye kadar. Evet A'dan C'ye kadar en uzun integral bu. Bunu parçalıyorum. Diyorum ki şöyle farklı renkle yazayım. A'dan 0'a kadar fx artı 0'dan B'ye kadar f artı B'den C'ye kadar f. Bunların hepsinin toplamının 18 olduğunu biliyoruz. Şunu şu an açtım arkadaşlar. Bunun 18 olduğunu biliyorum. Zaten 0'dan A'ya kadar arkadaşlar integral ne olduğunu biliyoruz.
Sıfırdan a'ya kadar integral. Eksi s1 olduğunu biliyoruz. Burası eksi s1. Sıfırdan b'ye kadar f'in ne olduğunu biliyoruz. Bakıyoruz. Onun da s2 olduğunu biliyoruz. Sonra b'den c'ye kadar f'in ne olduğunu biliyoruz. Onun da eksi s3 olduğunu biliyoruz. Şunu silelim. Eksi s3 yazılacak. Bunun 18 olduğu zaten dursun bir yerde. Sonra bakıyoruz ikinci bir bilgi verilmiş arkadaşlar. O da şu. Bunu da açalım. Bu da a'dan c'ye kadar yine. Bunu da açarsam arkadaşlar ama mutlak değer demiş. Mutlak değer biliyorsunuz arkadaşlar eksenin alt tarafındaki alanları yukarıya katlar değil mi? Yani üst tarafa katlayacağı için hepsini. Aslında bunun hepsi de nedir arkadaşlar? S1 artı S2 artı S3'tür. Neden? Artık hepsi pozitif tarafta olduğu için doğrudan alanları topladım da integral hesaplamış olacağım. Hepsi pozitif çünkü. Bu da arkadaşlar 34'müş. Şimdi biz bunları taraf tarafa toplarsak arkadaşlar ne olmuş olacak? S1'ler gidecek, S3'ler gidecek. Elimizde 2 tane S2 kalacak. Eşittir 30, 40, 48, 52. Buradan anlıyorum ki S2 eşittir 26'ymış. Zaten adam bize bakın sıfırdan b'ye kadar fx'i soruyor. Yani sıfırdan b'ye kadar fx s2 demek değil miydi? Yani aradığımız cevap o zaman Edirne olacaktır. 26. Evet. Burada da 1'den 6'ya kadar fx'in integralini sormuş arkadaşlar. 1'den 6'ya kadar fx'in integrali yani bu eğrinin altında kalan alandır. Bu eğrinin altında kalan alan 1'den 6'ya kadar şurası arkadaşlar 15'miş. Bunu soru bize vermiş. Ama bize başka bir şey soruyor. Y ekseninde oluşan alanı soruyor. Ha. Şimdi y ekseninde oluşan alan bulmak isterseniz dy diye y'ye göre integral almanız gerekiyor. Ama ben onlarla hiç uğraşmayacağım. Hepsini x'e göre çözeceğim. O zaman ne yapıyorum? Dikdörtgenin alanından ki dikdörtgen alanı 6 kere 4'ten değil mi? Ne yapacaktır? 24 yapacaktır. Bu boş alanı çıkaracağım 15'e. Ha bir de şurayı çıkaracağım. Şu kırmızıyla taradığım minik dikdörtgeni de çıkarırsam o zaman geriye bu taralı bölge kalır. O zaman arkadaşlar bu alanda zaten yine bir dikdörtgen 1 çarpı 2'den 2 yapacaktır. Bu ikisini çıkarırsam taralı alanı otomatikman bulmuş olurum. 24'ten 17 çıkaracağım. O da arkadaşlar 7 mi yapacaktır? Evet yeni sorumuzda arkadaşlar integral alamayacağımız bir fonksiyondan bahsediyoruz. Neden? Çünkü 25-x kareyi biz integral dışına çıkarmayı bilmiyoruz. Bunun için trigonometrik dönüşümler yapmak gerekiyor. Bunlar da müfredattan kaldırıldı birkaç yıldır. Dolayısıyla arkadaşlar burada geometrik yani sentetik bir çözüm yapmamız gerekiyor. Yapacağım şey şu. Bir çember denklemini hatırlayacağız. X kare artı y karenin r kare olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu bir çember denklemi. Merkezil bir çember denklemi arkadaşlar. Yarı çapı r olan. X kare y kare ve eşittir r kare şeklinde bir yapı varsa hemen aklımıza bu gelecek. Biz burada arkadaşlar dikkat ederseniz fonksiyonun y eşittir 25 eksi x kare olduğunu biliyoruz. O zaman arkadaşlar her tarafın karesini alırsak y kare eşittir 25 eksi x kare dersek bu tarafa atarsak x kare artı y kare eşittir 25 dersek aslında bu bize bir çember denklemini hatırlatacak. Demek ki arkadaşlar adamın integral içerisinde bize sorduğu şey bir çember denklemiymiş. Ancak y'yi yalnız bırakıp arkadaşlar şu şekilde ifade ettiğinizde biz buna yarım çember denklemi diyoruz. Yani çemberin bir yarısından bahsediyor. Eğer başında artı varsa üst yarısından bahsediyordur. Eksi varsa alt yarısından bahsediyordur. Yani bu soru aslında bize yarı çapı 5 olan bir çemberin değil mi arkadaşlar? Sadece üst yarısından bahsediyor. Kime kadar? Sıfırdan 5'e kadar. Ha, sıfır burası olduğu için aslında buradan da bahsetmiyor. Sadece çeyrek çemberden bahsediyor. Değil mi? Bu bir çember denklemiydi. Ve sıfırdan 5'e kadar olan kısmının altında kalan alanı soruyordu bize. Çünkü integral alan demekti. O zaman yarı çap 5 olduğu için pi r kareden 25 bir bütün alandır. Ben bunu 4'e bölersem bu integralin alanını hesaplamış olurum. 25 pi bölü 4 şeklinde. Bunu tekrarlayalım arkadaşlar ve öyle bitirelim. Son sorumuz. Yine bakın burada ne var? Bir çember denkleminden bahsetmiş. Ben de diyorum ki şunu biraz küçültelim. Ben de diyorum ki arkadaşlar integrali parçalayalım. Yani 0'dan kök 2'ye kadar 4 eksi x kare eksi 0'dan kök 2'ye kadar x. Neden böyle bir şey yaptım? Çünkü şunun integralini almak çok kolay. Karıştırmaya gerek yok. Ancak şunu arkadaşlar ne yapacağız? Yine çember yöntemiyle hesaplayacağız. Çünkü bunun integral dışına çıkaramıyoruz. Bunun arkadaşlar x kare artı y kare eşittir 4 şeklinde bir çember olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bunu y'ye eşittir. İki tarafın karesini aldık. Değil mi? İsterseniz yapalım. Y eşittir kök içinde 4 eksi x kare. Kare alınca y kare eşittir 4 eksi x kare. Ve buradan arkadaşlar x kare artı y kare eşittir 4 geldi. Demek ki bir çemberden bahsediyoruz. Yarıçapı 4 olan bir çember. Ama biz y'yi yalnız bırakıp karşı tarafı kök içerisinde ifade ettiğimizde bu bir yarım çember anlamına geliyordu değil mi? Yani aslında üst yarıdan bahsediyorduk sadece. Daha sonra da 0 ile kök 2 arasındaki kısımdan bahsediyor özellikle de. Yani bizden aslında şu alan istiyor. Bu alanı arkadaşlar doğrudan bulmamız mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü bir eğriden bahsediyoruz burada bakın değil mi? O zaman yapacağım şey şu. Şurayı birleştiriyorum. Bir daire dilimi artı bir üçgen oluşturmaya çalışıyorum. Arkadaşlar burası kök 2. Yarı çapında zaten 2 olduğunu biliyoruz. Hani şu 4 dediğimiz şey r kareydi ya. R'nin buradan 2 olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz.
Eğer burası 2 ise arkadaşlar, burası da kök 2 ise burada bir 30-60-90 üçgen oluştu. Pardon, özür diliyorum. 45-45-90 üçgen oluştu. Burası da kök 2'dir çünkü. Yani bu açının 45, dolayısıyla şu açının da 45 olduğunu söyleyebilir miyiz? Açının 45 olması bana bir çeyrek daireyi hatırlatıyor. Pi r kareden arkadaşlar 4 pi ama çeyrek olduğu için, pardon çeyrek değil, 8'de bir hatırlatıyor değil mi? Çünkü bütün çember 360 derecedir. Biz onun 45 derecelik kısmını merak ediyoruz. Yani 8'de bir merak ediyoruz. O zaman buradan bir pi bölü alan gelecektir. Artı, şurada da bir üçgen vardı. O da kök 2 çarpı kök 2, 2 bölü 2'den 1 gelecektir. Demek ki buradan gelen, integralden gelen alan bu. Bakın, integralin alan olduğunu bilirseniz eğer, onun oluşturduğu geometri şeklinin altında kalanı çok rahat hesaplayabiliyorsunuz. İntegral almaya gerek kalmadan. Diğer taraftan ikinci partı henüz daha hesaplamamıştık. Onu da hesaplayalım. O da zaten integral dışında x kare bölü 2 diye çıkıyor. Ve sınırlarımız kök 2'den 0'a kadar. Önce kök koyuyorum. Kök 2'nin karesi 2 bölü 2'den 1. Sonra 0 koyuyorum. Evet, bu integral sonucu da kolayca 1 geldi. Demek ki buradan arkadaşlar ne var? Pi bölü 2 artı 1 var. Eksi vardı arada bakın. Buradan da 1 var. O zaman 1'ler birbirini götürürse bu şeklin oluşturacağı alan arkadaşlar pi bölü 2'dir. Ya da başka bir ifade, bu integral sonucu pi bölü 2'dir. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Umarım faydalı olmuştur.